Türkiye ve Türk milleti gerek coğrafyası, gerek insanı ve insanı dünya evrensinde bıraktığı güzel ahlak haklarına sahip çıkma ve mazlumun yanında yer almasıyla insanlık, erdem ve onurunu yüceltecek örnek davranışların temeli olmuştur. Tarih boyunca, yani buna çeşitli örnekler verilecek olursa, İbn Sina sağlık ve tıp alanında günümüze kadar gelmiş olan çalışmalarıyla tüm insanlığa örnek olmuş ve hala hizmet etmeye de devam etmektedir. Mesela Mimar Sinan. Mimar Sinan bir mimari dehası ve çalışkanlığıyla bugün kendini anlayabilecek mimarlık ve mühendis fakültelerinin yaptığı çalışmalar raylı sistem ve hidronik sistemiyle kurulan binalar sayesinde doğal afetlerden olan depremlerden insanları koruyarak yaşamlarını yitirmelerine engel olmuş, yaptığı su yolu ve asmalarıyla da sel felaketinin dönemine göre önüne geçmiştir. Bu yönüyle insanlığa yaşamsal katkı sunmuş, bugün bile tam anlaşıldığı söylenemez. Ülkemizde özellikle Kastamonu yöresi tarihi olarak evliyalar, beylikler ve diğer din ve ilim adamları yönünden zengin bir bölgedir. Tabi bu bölgede yaşayan yüzlerce evliyadan birkaç tanesinden bahsedeceğiz. Özellikle ikisinin yaşama sunduğu güzellikleri kısaca değineceğiz. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: Aşıklı Sultan Türbesi, Karanlık Evliya Türbesi, Nasrullah Kabri, Hazreti Pir Şeyh Şabani Veli Türbesi, Müfessir Alaaddin Türbesi, Adil Bey Türbesi, Hatun Sultan Türbesi ve bunun gibi birçok türbe bulunmaktadır. Bunlardan Nasrullah Kadı ve Şeyh Şabani Veli'nin hayatına şöyle bir bakalım. Kastamonu Türbeleri. Aşıklı Sultan Türbesi eyvan tipi bir türbedir. İbadet mekanı ile büyük bir beşik tonoz ve alt katındaki mumyalıktan oluşan yapı 4000x6051 metre boyutlarındadır. Cephe kemerinin etrafı simelerle çerçevelenmiştir. Ön yüzü düzgün kesme taş, diğer duvarları ise moloz taşı örgülüdür. Aşıklı Sultan içinde 5 yasandıklı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Mağrip Mehmet Ağa, İkincisi Recep-i Şüheda ve üçüncü sandık adayı ise Aşıklı Sultan'ın yattığı bilinmektedir. Dördüncü ve beşinci sandıkalarda yatan zatların isimleri bilinmemektedir. Yanık evliya denmesinin nedeni ise türbenin bir yangın geçirip cesedin yanmış olmasındadır. Bugün ziyaretçilere gösterilen ayak kısmı siyah yanmış şekildedir. Türbede yatan evliyanın gerçek kimliği hakkında tarihi kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Türbenin civarındaki kişiler, Kastamonu Bizans'ın toprakları iken Türk topraklarına katmak isteyen Akıncı komutanlarından olduğu söylemektedirler. Kastamonu'yu fethettikten sonra 1116'da şehit olan komutanın cesedini gömüldüğü yer zamanla türbe şekline gelmiş denilmektedir. Bugün bile evliyanın cesedinin bozulmamış olması ile ilgili de Müslüman şehitlerin cesedinin bozulmayacağı, şehit düştüğü haliyle kıyamete kadar bedenin kuruyacağına inancına bağlanmaktadır. Bugün Aşıklı Sultan Türbesi'nin Anadolu'nun çeşitli yerlerinden ziyaretçiler gelmektedir. Cesedin bozulmamış olması ve belli bir kısmının da ziyaretçilere gösterilmesi ziyaretçinin sayısını arttırmaktadır. Türbenin giriş yerindeki kenarda bu yazı görülmektedir. Ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemekle birlikte mimari üslubu açısından bir Selçuklu dönemi eseridir. Kümbet biçiminde inşa edilen bu şekildeki türbeler, Selçuklular dönemindeki genellikle üst seviyedeki devlet adamları veya komutanlar için yapılmaktadır. Kitabesi veya hakkında yazılı bir belgesi bulunmadığından türbeye de ismini veren Aşıklı Sultan hakkındaki bilgiler tamamen rivayetlere dayanmaktadır. Günümüze ulaşan iki katlı kümbet biçimindeki bu yapı Selçuklu mimarisi örneklerinden biridir. Türbede medfun bulunan zatların iskeletleri sandukaların içindedir. Ortada bulunan sanduka Aşıklı Sultan'a aittir ve ayak kısmı camekanın içinde görülmektedir. Aşıklı Sultan Kastamonu'nun fethi esnasında kale kapısı denilen bu mevkide yani çarpışmada şehit düşmüş ve şehit olduğu yere defnedilmiştir. Girişten ikinci sandukada Mağrip Mehmet isimli bir zat metfundur. Diğer sandukalarda kimlerin yattığı bilinmemektedir. Halk arasında ayağı yanık türbe veya yanık evliya olarak da bilinen Aşıklı Sultan Türbesi'nin Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşandığı rivayet edilen bir de menkıbesiz anlatılmaktadır.
kendini bilmez birinin türbeyi ateşe vermesi üzerine, zamanın varisi üst üste üç kez rüyasına girerek imdat isteyen Aşık Sultan'ın bu kerameti neticesinde valiyi yangına zamanında müdahale etmiş ve yangın söndürülmüştür. Ayak kısmından alev alan tabut değiştirilmek istendiğinde Aşık Sultan'ın naaşının hiç çürümemiş olduğu görülmüştür. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan türbe 2013 yılında restore edilmiştir. Bina kesme taştan 8 köşeli ve 2 katlı olarak yapılmıştır. Üzerinde kule biçiminde çatısı vardır. Sandukanın yer aldığı alt kata doğu taraftan 8 cm eni ve 100 cm yüksekliği bulunan küçük bir kapıdan girilmektedir. Işık alacak penceresi de bulunmadığı için içerisi karanlıktır. Bu yüzden karanlık evliği adı ile bilindiği tahmin edilir. Kapı üzerinde 100 cm uzunluğunda bir toros bulunmaktadır. 3.5 x 3.5 metre edabındaki bu bölümün döşemesi tahtadır. Tavan enli tuğlalardan yapılmış basit bir kubbe ile örtülüdür. Ortasında bir adet tahta sanduka vardır. Bu sandukun içinde sonradan bir araya toplandığı tahmin edilen birkaç kişiye ait iskeletler bulunmaktadır. Üst katın duvarları da aynı şekilde 8 köşe üzerinde yükselmektedir. Doğudan açılan kapının üzerinde kemerli bir hücre bulunmaktadır. Kavus süvetleri aynı zamanda hücre kemerine ayak vazifesi görmektedir. Boş olan bu katın üzeri tuğladan sivri bir kubbeyle örtülüdür. Bu sivri kubbe aynı zamanda binanın çatısını teşkil etmektedir. Burada metfun bulunan zatın veya kişilerin kim olduğu bilinmiyor. Fakat Selçuklu mimari geleneğine yapılmış bulunan bu tip türbelerin hükümdarlar için inşa edildiği bilinmektedir. Buna göre türbenin Çobanoğulları hükümdarlarından birisi için inşa ettirilmiş olması muhtemeldir. Ne yazık ki hiçbir yerinde kitabe veya işaret bulunmamaktadır. Hakkında belki de bulunamadığından kimin adına inşa edildiği bir meçhuldür. Bilinen bir şey varsa o da türbenin Berde'nin en kadim türbelerinden birisi olduğudur. Bununla birlikte menkıbe türbede yatan zatı devlet adamı olmaktan çok bir evliya olarak kabul eder. Rivayete göre hayattayken kalabalık içine karışmayan ve yüzünü kimseye göstermeyen bu kişinin cuma günü namaz kıldıracağı zaman da camiye yüzünde siyah bir örtüyle girip namazı öyle kıldırdığı anlatılır. İşte o yüzündeki siyah örtüden dolayı kendisine karanlık evliya denildiğine inanılmaktadır. İsimle ilgili bir başka inanış da türbenin taş yapısının siyahlaşmış oluşundandır. Çevre sakinlerinin söylediklerine göre türbe zamanında bir yangın geçirir. Yapı taş bina olduğu için türbe yanmaz ama taşları alevlerden dolayı kararır. Bu sebeple burada yatan evliyaya karanlık evliya denmiştir. Bir başka anlayışa göre de ışık alacak penceresi olmadığı için içerisinin karanlık olmasından dolayı bu ismin türbeye verilmiş olduğudur. Hakkında yazılı kaynaklarda bilgi bulunmayan evliyanın mahalle halkını her türlü kötülükten koruduğuna inanılmaktadır. Türbe, tekkebir zaviyelerinin kapatılmasının akabinde avlusunda bulunduğu ev ile beraber Aşçı Rakıp Usta adındaki şahsa da satılmış ise de daha sonra çevresi istimlak edilerek açığa çıkarılmış ve yanında bulunan mescit ile beraber restore edilmiştir. Karamanlı müderris Yakup Efendi'nin oğlu olan Nasrullah Kadı, İstanbul'un birçok medresesinde müderrislik yapmış ve Diyarbakır, Manisa, Belgrad katılıklarında bulunmuştur. Kent merkezinde yer alan külliye, 1506 yılında 8. Osmanlı Padişahı 2. Bayezid döneminde Nasrullah Kadı tarafından yaptırılmıştır. Bu nedenle de Nasrullah Kadı Külliyesi adıyla tanınmaktadır. Nasrullah Kadı'nın hazır cevap ve esprili konuşmaları ile Nasreddin Hoca, bilimsel konularda ise İbn-i Sina gibi olduğu yazılmaktadır. Caminin banisi Nasrullah Kadı vefatında şadırvanların kuzey ucuna defnedilmiştir. 1960 yıllarında yıkılan türbenin yerinde 1925 yılında belediyece sembolik bir alan ayrılmış ve yeşillendirilmiştir. Nasrullah Kadı Külliyesi'nde yer alan şadırvan, iki kubbeli moloz ve kesme taş karışımı olarak yapılmıştır. Aralarında da tuğla kuşaklar kurulmuştur. Nasrullah şadırvanında kubbelerin gövde ile birleştiği yerlerde ve saçak uçlarında testere dişi taş motifler bulunmaktadır. Şadırvanda bulunan havuzlar
1506 yılında Resulullah Camii ile birlikte yapılmıştır. Şadırvan ise 1752 yılında Bedi adındaki bir hayırsever tarafından yaptırılmıştır. Birer fıskeli iki havuz ilk yapıldığında kaynak su ile beslenirken şimdi şehir şebekesine bağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin Kasım'ın inşaat ettiği ilk abidevi eserlerden ve Kasım'ın en büyük camisi olan Nasrullah Kadı Camii'nin köpe ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte inşa ettiren Nasrullah Kadı'nın mezarı 62 yıl sonra asıl yerine nakledilmiştir. Dönemin belediye başkanı Süleyman Yüce tarafından Nasrullah Kadı'nın mezarının taşınmasıyla ilgili girişimlerde bulunmasına rağmen sonuç alınamayınca Nasrullah Kadı cami önünde bulunan şadırvanın yanında abidevi mezar yapılmıştı. Kasımlı Belediye Meclisi'nde İyi Parti bir belediye meclis üyesi Mehmet Tingiloğlu ile MHP Belediye Meclis üyesi Recep Morsar tarafından konunun tekrar gündeme geliştirilmesiyle çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın neticesinde Kasımlı Belediye Başkanı Doktor Rahmi Gelip Vidinlioğlu'nun talimatıyla Nasrullah Kadı'nın mezarı Münir Medresesi'nden alınarak asıl yerine taşındı. Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin Gökçe Ağaç Bucağı'na bağlı Çakırçayı köyünün Cimdan Mahallesi'nde 1497 yılında dünyaya geldi. Ancak Sefine-i Evliya isimli eserde ise doğum tarihi 1499 olarak geçmektedir. Şeyh Şaban-ı Veli bölgede yaşamış ve bölgenin yaşamına ilim, irfan, temizlik, çalışkanlık ve hoşgörü getirerek bölgedeki yaşamı ahengini arttıran sosyal barışa ve insanların birbirine karşı sevgi, saygı, hürmet ve muhabbet desedikleri bir toplum haline gelmesinde önemli katkıları olmuş. Saygın bir Allah dostudur. Öyle ki rivayet olunur ki Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri köyünden gelip Kasımonu Kalesi'nin dibinde Hisarartı Mahallesi'nin en sonunda dağın eteğinde yerleşmiş, halk yaşamını olumlu ve güzel katkıları sebebiyle Allah dostluğunu kazanmış, her namaz vaktinde zaman ve mekan mefhumunu aşarak her namazını Kabe'de kıldığı rivayet edilmiştir. Hatta Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri 4 Eylül 1569 tarihinde vefat ettiği için o günün namazına gidememiş ve Kabe'deki Allah dostları birbirine sormuş. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri nerede ve neden gelmedi diye birbirine sormuşlar. Rivayet odur ki oradaki Allah dostlarından biri Şeyh Şaban-ı Veli bugün hakkını rahmetine kavuştu. Hadi gidelim cenaze namazını kılalım demiş ve herkes göz açıp kapayıncaya kadar Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli'nin kapısında kendilerini bulmuşlar. Ve ne yazık ki orada yeterli su olmadığı için ne abdest alacak ne de Şeyh Şaban-ı Veli'nin yıkayacak su yoktu. Bu sırada oradaki evliyalardan birisi tam evinin çarpmasındaki noktaya asasıyla vurarak vurduğu yerden su çıkarmıştır. Bu suyla hem abdest almışlar hem de Şeyh Şaban-ı Veli'nin cenazesini yıkamışlar. Günümüzde bu suya asa suyu veya zemzem suyunun diğer ayağı diye rivayet edilir. Gerçekten de bu su Kasım'ın dayanılmaz soğuklarında diğer bütün sular kışta donsa da bu su donmuyor ve içindeki minerallerden midir, nedendir bilmiyorum. Tadı da diğer bütün sulardan farklıdır. Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin ve mekanı cennet olsun. Hazreti Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nde Şeyh Şaban-ı Veli dışında Hafız Mustafa Vahdet, Muhiddin Efendi, Ömer Fuadi ve Pir Mustafa Çelebi ve diğer şeyler olmak üzere de sandıklar burada bulunmaktadır. Türbenin yapımına milattan 1575 yılında başlanmıştır. Sultan 1. Ahmet'in sadrazamı Murat Paşa'nın keşketüdağısı Ömer Bey tarafından 1612 yılında demirli pencerelerin üzerinde kadar duvar örtülmüştür. 1569 tarihinde vefat ettikten sonra yerine Osman El Halveci geçmiştir. 1925'te tekke ve zavidelerin kapatılmasına daha kadar 20 zat Halveci tarikatının irşadını sürdürmüştür. Herkesin bildiği bir söz vardır. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle derdi. Kısaca özetlersek,
Türk ve İslam coğrafyasında ve ahlakında onlara bu saydıklarımız anlamında çok fazla örneklere rastlayabiliriz. Öyle ki bugün dünyada hala olumlu örneklerin en başında gösterilebilecek kadar yüce ve güzel örnekler hala da mevcuttur. Şöyle söyleyeyim, Jean-Jacques Rousseau'nun temel hak ve özgürlüklerinden bahsettiği kadar yaşanabilir, yaşatılabilir. Bunun için karşılık beklemeden hükümlülük altına giren başka bir din, başka bir millet yoktur sanırım. Bunun yüzyıllar öncesinde Malezya ve Endonezya'nın Osmanlı'nın en zayıf halindeyken bile imdat çağrısına uyup onları Hollanda sömürgesinden kurtarmış olması ve dahası bugünün güçlü ve zalim ülkesi ve milleti olan İsrailliler ve Yahudiler, Nazi Alman diktatörü Adolf Hitler'in kendilerinin yaşam ve hak ve özgürlüklerini tamamen sonlandırıp onları lağımlarda yaşamaya toplama kamplarında yakıp yıktığı dönemleri çabucak unutarak, hatta çok yakın geçmişte yine Alman zulmünden toplama kamplarına gönderilecek olan Rodos'taki Yahudilere 1943 yılında Rodos Başkonsolosluğu görevinde bulunan Selahaddin Ülkümen isimli konsolosumuz Alman ve eski İngiliz baskılarına rağmen oradaki Yahudilere Türk vatandaşlığı verip onları ölümden kurtarmıştır. Düşünün, Yahudiler bugün Almanya'da Nazi kamplarında çalıştırılmak üzere her türlü insani muamele eden yoksun bir şekilde köle gibi çalıştırılmak üzere ve üstelik yaşama garantisi daha olmadan köle gibi çalıştırıldığı halde sırf bazı Yahudileri hayatta kalmasına hedef olduğu için Alman şiddete minnet duyarken hiçbir çıkar beklemeden hatta Almanların, İngilizlerin ve İtalyanların saldırma riskine karşı dimdik ayakta durarak Rodos adasındaki Yahudilere Türk vatandaşlığı verip onların hayatta kalmasını ve diğer Yahudilerle birlikte olmasını sağladığı için Yahudiler tarafından Uluslararası Dürüstler Madalyası'yla onurlandırmakla yetinmişler. Bugün ise Selahaddin Ülkümen'in dindaşlarına ve Türkiye Cumhuriyeti vatanına hunharca saldırmak ve buradaki kirli emellerine ulaşabilmek için çeşitli oyunlar kuran İsrail, dün nasıl Hitler sonsuza kadar yaşamadıysa, hiçbir zalim sonsuz olamadıysa ve kendini tanrı zanneden herkes bir gün öldüyse siz de öleceksiniz. Millet olarak ölmek istemiyorsanız, Tanrı'nın yarattığı dünyada size haklarınıza, payınıza düşene razı gelmeyi öğrenmelisiniz. Aynı orantısız ve insanlık dışı uygulamaları üstelik kendilerine vatan diye sattıkları topraklarda, yani tabiri caizse dağdan gelip bağdakini kovarcasına tüm dünyaya yaşadığı acılardan ders çıkarmış bir millet olarak değil, sanki acıların intikamını alırcasına örnek olmaya çalışan ve bu uğurda insanlık suçu işlemekten çekinmeyen İsrail ve Yahudileri ve ona bu cesareti veren Amerika Birleşik Devletleri yönetimini SS'de kınıyor, insanlık adına durun artık diyoruz. Bu meyanda bu kötü örnekler karşısında bütün İslam alemlerine iyiliği, güzelliği, doğruluğu, çalışkanlığı, insan haklarına riayeti, barışı ve özgürlüğü savunan, mazlumların yanında zalimlerin karşısında Dede Korkut'tan, Mete Han'dan, Osman Gazi'den, Fatih Sultan Mehmet'ten, Kanuni Sultan Süleyman'dan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de manevi huzurlarında saygıyla eğiliyor, İyi ki bizim atamız olmuşsunuz. Dünya insanlığına övülecek mirasımız olarak tarihe geçmişsiniz. Zalim milletler gibi, Adolf Hitler'in torunları gibi ve bugünün Yahudiler, yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gibi hatırlandıkça ya da yüzümüze vuruldukça utanılacak işler yapmadığınız için sağ olun. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun.